konumuz sigara. Kimine göre tükaka olan ve ülkemizde artı 18'in yarısından fazlasının kullandığı zehir dolu oral bir alışkanlık. Zararlı mı? Bence faydalı. Bir kere devlet dairelerinde koca koca harflerle yazılı olan bir ibare vardır. Vergi kutsaldır. Yani sigaraya harcadığımız paranın %80'ini vergiye gittiğini düşününce size soruyorum. Kutsal olan bir şey zararlı olur mu? Şaka bir yana Sigaranın bin bir faydası var. Hemen size sıralayayım. 1- Kilo almanızı engeller. 2- Alkolün etkisini arttırır. 3- Sosyalleştirir. 4- Sakinleştirir. 5- Bazen tek başına bir sohbet olur. 6- Tanışmak için ilk iç cümlelerdir. 7- Tanışmak için ilk eylemdir. Sigaranız var mı? Ateşinizi alabilir miyim gibi. 8- Yalnızlığın en iyi arkadaşıdır. 9. Avarenin en iyi yoldaşıdır. 10. Gece evinize hırsız girmez. Köpekler gibi öksürdüğünüz için evde köpek var sanır. 11. Devlet bütçesine sağlam bir kaynak sağlarsınız. 12. Tütün çiftçisini ve piyasasını geliştirirsiniz. 13. işsizliğin azalmasına katkıda bulunursunuz. 14. Kanser araştırmalarının gelişiminde faydalı olursunuz. 999. Çakmak, kibrit, ambalaj gibi sektörün gelişiminde faydalı olursunuz. <laughs> ee, 1001. Ticareti geliştirirsiniz ticareti. <laughs> of! Çok mu saçma oldu? 20 yıllık bir içici olarak bu zevkim için harcadığım parayı hiç düşünmeden sizinle birkaç deneyimimi paylaşmak istiyorum. <laughs> Yemek üstüne içilen bir sigara Azmı kolaylaştırır. Bazen öyle bir kolaylaştırır ki sigara bitmeden elaya koşman gerekir. Ayrıca ders çalışırken içilen bir sigara zihni çalıştırır. Edilen bir kavga'dan sonra sakin bir yere geçip bir sigara yakmak insanı acayip rahatlatır. Sinirlerini alır. Tabi her zaman da etkili olmayabiliyor. Yani sinirden sigaraları da yiyebilirsiniz. Sosyalleştirir. Çakmağınız olmadığında başkalarından ateş ister. Daha sonra arkadaş olursunuz ya da biri adresini veya telefon numarasını vermek istediğinde kağıt bulamadığınızda sigara paketinin üzerine yazarsınız. Sağlıklıdır. Spor yapmanıza vesile olur. Gecenin bir saatinde bir baktınız sigaranız yok. Bir koşu gider market ararsınız. Karizma sağlar. Dumanıyla türlü şekiller yapıp eş, dost, akrabayı hayrete düşürürsünüz. Dünya gözüyle bir safınız olur. Sigara düşmanlarına karşı triyakilerle birleşir yek vücut olursunuz. Karizma demişken Spy Game filminde Brad Pitt abimize ustası ne tavsiyede bulunmuştu? Without looking, without thinking. Without thinking. Yanında her zaman sigara çakmak bulundur. Harika muhabbet başlatıcılardır. Birinin yanından kaçmak veya konuşmayı yarıda kesmek için bir bahaneniz vardır. Ben dışarıya çıkayım bir sigara içeyim. Ya da ben sigara içilen bölüme geçiyorum daha sonra görüşürüz gibi. Yeni tanıştığınız biriyle konuşacak laf kalmadığında durumu kurtarıp bir süre oyalanmayı sağlar. Yani sigara fizyolojik olarak dünyanın en yaygın, en zararlı maddelerinden biri olmasına rağmen psikolojik olarak insanın rahatlatan, gergin günlerde boşalma duraklarına imkan veren bir terapi aracıdır. Ayrıca zihni sinir yararları vardır. Başka bir yol bulamadığınız anlarda sigara paketini sarmalayan jiletini el, parmak gibi lokasyonların derin kesiklerinde kullanabilirsiniz. Kan akışını ya durduracak ya da azaltacaktır. Ayakkabınızın vurması durumunda sigara tütününü hafifçe ıslatın. Su toplayan bölgeye tampon olacak şekilde yerleştirin. Acısını alacaktır. 4000 adet zehir barındıran bir şeye yıllık 5000-6000 para bayılan beni yani kendi parasıyla kendini zehirleyen insan olan beni kanser olup acı çekmek ölmek bir yana dursun empotans sperm sayısının düşmesi gibi büyük bir korku ile yüzleştiriyor. Çok korkunç bir durum. Korkunç demişken Neyze'nin şiirinden bir dörtlük geldi aklıma. İhtiyarlık ve gençlik diyerek şu hayatı ikiye böldürme. Ey büyükten büyük Allah'ım benden evvel s mi öldürme. Tüm bunlar bir yana. Gerçekten vücudumuza zararlı olan ve intiharın bir çeşidi sayılan sigarayı içip içmemek sizin kararınız. Kararınızı verin. Ben kararımı verdim. Hoşçakalın.